Son günlerde şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin yaşlı bir adamı darp ettiği görüntüler gündemde. O naif ve duygusal şarkıları söyleyen adamın içinden adeta bir canavar çıktığını görünce oldukça şaşırdık. Belli ki bir şeylere çok öfkelenmiş, içindeki saldırganlık dürtüsü harekete geçmiş ve bunu kontrol edemeyince şiddete başvurmuştu. Bizim amacımız kesinlikle kişileri yargılamak değil. Zira bu işi yapması gereken yer yani mahkeme zaten bunu yaptı ve Halil Sezai tutuklandı. Halil Sezai'nin bu davranışı sadece onun tutuklanmasına yol açmadı aslında. Aynı zamanda şarkıcı ve oyuncu olarak da kariyerine ciddi bir biçimde zarar verdi. Yani bir anlamda kendi eliyle kendi hayatına zarar vermiş oldu. Peki o anda ne oluyor da sonrasında hayatımıza ya da diğer insanlara ciddi biçimde zarar verebilecek hatta bizi hapse götürebilecek davranışlara engel olamıyoruz. Elbette ki bu kanal bir magazin kanalı olmadığı için biz olaya magazinsel boyuttan değil psikolojik ve fizyolojik boyuttan bakacağız ve bu videoda öfke anında beynimizde ve bedenimizde ne oluyor ve öfkeyle baş edebilmek için neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Gallup araştırma şirketinin 2018 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye 140 ülke arasından en öfkeli 6. ülke. Belli ki bu bizim ciddi bir sorunumuz. Bir şeye duyulan aşırı arzu, engellenmişlik, anlaşılmama, haksızlığa uğradığını düşünme, genetik olarak yatkınlık, beynin bazı bölümlerindeki anomali ya da hormonal bazı dengesizlikler, yetiştirilme biçimi, içinde yaşadığımız ortam ve benzeri gibi pek çok biyolojik, psikolojik ve sosyolojik etken bir şekilde öfkelenmemize yol açıyor. Tabii her öfke sağlıksız değildir. Mesela Erik Fromm'un savunucu saldırganlığı dediği, mesela ülkesi işgal altındaki bir kişinin düşmanlarına karşı saldırganca bir davranış benimsemesi patolojik değil, aksine sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla herhangi bir davranışın normal ya da anormal olduğunu belirleyebilmek için içinde gerçekleştiği koşullara yani bağlamına da dikkat etmek gerekiyor. Peki ne oluyor da öfke anında davranış kontrolden çıkıyor? Yani biz ne yaptığımızı bilmez bir duruma düşüyoruz. Bunun için isterseniz önce bir beynin yapısına bakalım. Beyni en kabaca iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi alnımızın hemen arkasındaki insan beynimiz, bir diğeri ise şöyle Ensenizin hemen arkasındaki hayvan beynimiz. Hayvan beyni ise kendi içerisinde sürüngen beyin ve memeli beyin olmak üzere ikiye ayrılıyor ve saldırganlık ile ilgili alanlar işte bu hayvan beynimizin içerisindedir. Hayvan beyninin sürüngen kısmı diğer hayvanlarda da bulunan ve en temel yaşamsal faaliyetlerden sorumlu olan bölümdür. Örneğin nefes alıp verme, kalbin atması, yeme içme, cinsellik türün devam etmesi gibi aslında farkında olmadığımız ancak yaşamımızın devamını sağlayan çok sayıda faaliyet buradan yürütülür. Hayvan beynin memeli beyin kısmı ise duyguların merkezidir. Bu yüzden buraya duygusal beyin de denir. Tüm memelilerde bulunan duygusal beyin duygular, iletişime geçme, bağ kurma gibi faaliyetlerden sorumludur. İnsan beyin ise işte insanı insan yapan diye düşünülen ve diğer canlılarda bulunmadığını varsaydığımız geleceği kurgulayabilme, soyut düşünebilme, karar alabilme, karmaşık problemleri çözebilme, analiz, sentez gibi daha üst düzey bilişsel bir takım aktivitelerden sorumludur. Öfke anında hayvan beyni aktive olur. Dışsal bilgi önce hayvan beyindeki amigdala dediğimiz bölgeye gelir. Eğer gelen bilginin duygusal yükü çok fazlaysa bu durumda vücut yaşamsal bir tehdit olduğunu varsayar ve bizi hayatta tutmakla ilgili sistemleri devreye sokar. Adeta beyinde alarm zilleri çalar. Hayvan beyin ipleri ele geçirir ve der ki bir dakika burada yaşamsal bir tehdit var. Bakın ne demiştik diğer videolarımızda sizin mutlu ya da mutsuz olmanız beynin umrunda değildir. Onun tek bir görevi vardır. O da sizi hayatta tutmak ve sizi hayatta tutmak için ne gerekiyorsa onu yapar. İşte bu yüzden de hayvan beyin yaşamsal bir tehdit olduğunda derhal aktive olur, harekete geçer, insan beyni baskılar ve ipleri eline alır. Ve der ki bir dakika madem ki yaşamsal bir tehdit var o halde bu tehditten kaçabilmek ya da bu tehditle savaşabilmek için güçlü olmamız lazım. E, güç işi de bende. O zaman insan beyine der ki, sen mi çekil kenara o iş bende der ve bunun üzerine ipleri ele alır. Hayatta kalabilmek için hayvan beyin, insan beyni baskıladığında evet daha güçlü oluruz ancak daha aptal oluruz. Hayvan beyninin ipleri ele geçirmesiyle kişi karşılaştığı olay karşısında düşünmeden harekete geçer. Çünkü zaten düşünmeyle ilgili kısımlar baskılanmış durumdadır. İşte bu tepkisel duruma amigdala gaspı ya da amigdala hijack denmektedir. Amigdala gaspı gerçekleştiğinde kişiyi duygusal ve fiziksel olarak alarma sokan hormonlar salgılanmaya başlar ve vücut savaş ya da kaç tepkileri dediğimiz stres anında ortaya çıkan ve hayatımızı sürdürmek için gerekli olan birtakım psikolojik ve fizyolojik değişimler geçirmeye başlar. Mesela kalp daha hızlı çarpar. Çünkü hayatta kalabilmek için koşmamız gerekiyor ve koşmak için de daha fazla kana ihtiyacımız var. Öte yandan kan kollara ve bacaklara daha çok gönderilir ve bunun sonucunda kollar ve bacaklar gerilmeye başlar. Çünkü hızlı koşabilmemiz ya da sağlam bir yumruk atabilmemiz gerekmektedir. Hatta bu gerginlik ilerleyen aşamalarda titreme şeklinde kendini gösterebilir. Hani sinirden elimiz ayağımız titrer ya bunun Temel sebebi budur. Tüm bunlar olurken üstümüze adeta bir deli kuvveti gelir. Normalde olduğumuzdan daha güçlüyüzdür. Ekstra bir enerjimiz vardır çünkü vücut depoladığı yağı ve şekeri kullanıma sokar. Hormonlar birbirine karışır, tansiyon yerinden oynar. Tüm bunlar olurken mantık devre dışıdır. Yani trafikte öfkelenip levye ile öndeki araca doğru yürüyen adamda da artık Hangi beyin aktif? Bunu biliyorsunuz. Beyinle ilgili yapılan araştırmalar şiddete yatkın kişilerde beynin ön bölümünün yani insan beyin dediğimiz bölümün iyi çalışmadığını gösteriyor. Peki bunun çözümü ne? Yani hayvan beynin ipleri ele almasına ve bizi kontrol etmesine ve kendimizden geçmemize ne yaptığımızı bilmez bir duruma düşmemize nasıl engel olabiliriz? Şimdi bir kere hayvan beyninin bu ipleri ele alması aslında yerinde olduğunda gerekli bir şeydir. Çünkü hayatta kalmamızı sağlar. Ancak yerli yersiz devreye girdiğinde işte o zaman bir sıkıntı var demektir. İnsan beyni geliştirdikçe yani insan beyin daha aktif bir şekilde kullanıldıkça hayvan beyni daha rahat baskılamaya başlıyoruz. Yani insan beyin geliştirilebilir bir şey tabii ki. Peki ama bunu nasıl yapıyoruz? İnsan beyni geliştirmenin en iyi yolu okumaktır, yazmaktır, yani eğitimdir. Tabii eğitim derken burada sadece okulda bize verilen eğitimden bahsetmiyorum. Dürtülerimizin, nefsimizin kontrolünü sağlayabilmek, kendi duygularımızı tanıyabilmek ve onlarla baş edebilmek başlı başına bir eğitimdir. Eğitim seviyesi ve bireysel farkındalık yükseldikçe insan beyni kullanma oranımız artıyor. Ve biz onu ne kadar çok kullanırsak oradaki bağlantılar güçleneceği için biz kendi duygularımızı, dürtülerimizi daha kolay kontrol edebilir bir hale geliyoruz. Örneğin çocukluğunda dürtülerini kontrol edebilmesi öğretilmiş. Yani her istediğinde, her istediğine istediği an ulaşamamış ve bununla baş etmeyi öğrenebilmiş çocuklarda ileride duygusal ve zihinsel problem yaşama olasılığı daha az gözüküyor. Bu çocuklar gelecekte duygularını ve dürtülerini daha iyi kontrol edebiliyorlar. İnsan beynimizi geliştirmenin fiziksel ve zihinsel çok sayıda tekniği var. Örneğin size bu kanalda bahsetmiş olduğum mindfulness, nefes egzersizleri, meditasyon gibi teknikler insan beyinden hayvan beyine doğru giden bağlantılarının sayısını arttırıyor ve bizim öfke kontrolümüzü kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra zihinsel tekniklerde mesela olumlu düşünme teknikleri, düşünceleri düzenleme tekniği gibi tekniklerde yine sizin burayı güçlendirmenizi sağlıyor. Bu teknikleri uygularken hangi teknik olursa olsun aklımızda tutmamız gereken ilk noktalardan birisi şu olmalı. Herhangi bir tekniği bir kere uyguladıktan sonra derhal sonuca ulaşamazsınız. Bu oldukça düşük bir ihtimaldir. Düzenli bir biçimde en az birkaç ay uyguladığınız takdirde o zaman beyninizde nörolojik bir takım farklılaşmalar başlayacak ve sizler duygularınızı ve dürtülerinizi daha kolay kontrol edebilir bir hale geleceksiniz. Öte yandan bu teknikleri ne kadar sık ve düzenli bir şekilde uygulamaya devam ederseniz bu bağlantılar da o kadar güçlü ve kalıcı bir hale gelmiş olmaya başlayacak. Öfkenize hakim olun, hayvan beyinden ipleri geri alın, abone olun ve takipte kalın.